İsmim Rümeysa Çamdereli. Havre Kadın Derneği'nin kurucularından biriyim. Biz İslami feminizmler, Müslüman feminizm alanında çalışmalar yürüten, Türkiye'deki feminist hareketin çalışmalarına, birikimine katkı sunmaya çalışan bir dernek olarak faaliyetlerimize 2018 yılının ortalarında başladık. Şimdi bu genç halimizle olabildiğince neler yapabiliriz, neler keşfedebiliriz, bu birikime nasıl katkı sunabiliriz, onun sürecini yaşıyoruz. Ve tam bu noktada geçtiğimiz sene bir konferans düzenlemiştik. Bu konferansın adı da Müslüman Feministler Hikayelerini Anlatıyor, Birlikte Üretmeye ve Mücadeleye İlk Adımlar olmuştu. Hikayeleri anlatmaya her zaman çok değer verdik. Senelerdir yaptığımız birçok aktivitenin bir parçası oldu ve bu hikaye anlatma biçimlerinin, hikayelerin kendisinin çeşitliliğine çok vurgu yaptık. Bir de hikaye anlatma biçimlerinin de çok farklı olduğunu hissettik ve düşündük ki. O yüzden de sanat alanlarından konferanstaki görünürlük ve orada olma hali çok değerliydi. Tam da o noktada Zeynep Merve'nin kısa filmini konferansımızda yer vermek istedik. O yüzden de o zaman da çok mutlu olmuştuk. Şimdi festivalde de yine bu vesileyle tekrar bir araya geldik ama aradan koskoca bir pandemi geçti. Öncelikle belgesel süreci senin için ne ifade ediyordu? Pandemi sonrasında geriye dönüp baktığında belgesel sana ne anlatıyor? Ya da pandemi süreci sonrası nasıl bir hikaye var senin bize anlatmak isteyeceğin, onu dinlemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ya benim için de çok heyecan verici bir durum şu an burada olmak. Çünkü hani böyle bir festivalin yapılıyor olmasının ne kadar önemli olduğunu düşündüğüm an sonra söyleyeceğim ama onun yanında da benim her zaman takip ettiğim, hani işlerini takip ettiğim, yazılarını, bestelerini takip ettiğim bir müzisyen arkadaşımla böyle bir etkinlik içerisinde olmak gerçekten hani çok mutlu etti beni. Yani belgeselden başlamak gerekirse benim doktora, Edinburgh Üniversitesi'nde bir doktora yaptım, belgesel doktorası. Orada nasıl söyleyeyim, beden, mekan ve aslında pratikler üzerinden, yani o üçgende bir araştırma yapmıştım. Biraz görsel antropolojiye yakın bir araştırma yapmıştım. Onun da filmlerini çektim. Helal tatil mekanları üzerineydi. Aslında helal tatil mekanlarında kadınların mobilitesi üzerine diyebiliriz. Kadınların hisleri, yaşadıkları, hayal kırıklıkları ya da heyecan duydukları şeyler üzerine çalışıyordum. Daha önce bu tür çalışmalar vardı tabii ki, benzer çalışmalar ama hani şey biliyorum, bu festivalin birazcık daha böyle senin de bahsettiğin gibi kadın hikayelerine odaklandığını biliyorum. Ben de buna çok önem veriyordum. Çünkü yıllar önce bir arkadaşım vesilesiyle film çekme konuma bir şekilde karar vermiş oldum. Orada gittiğimde kadınlara özel bir plajı ilk defa gördüğümde mutlaka bununla ilgili bir şey yapmam gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü bu erkekler ve aslında bu şey, böyle bir hayat tarzına uzak olan insanlar için çok göz ardı edilen bir şey. Ama yani başörtülü kadınların hayatının merkezinde duruyor aslında deniz. Pek çok ontolojik nedenden, duygusal nedenden ya da coğrafi nedenden dolayı. O nedenle böyle kadın hikayeleri topluyordum. Bir kadının hikayesi çok ilgimi çekmişti. Benim de en baştan beri işbirliği içerisinde olmaya hep şeydi, ne derler, istekliydi. Aslında ben 30 tane kadına mail atmıştım bununla ilgili. Fakat bir kişi bana bu şekilde dönüş yaptı. Onun hikayesini defalarca dinledim. Yani hikayelerini dinledim aslında. Bir tanesini yapmaya karar verdik. Ve onun üzerinden gittik. Filmde bir kadın, denizi çok seven bir kadın, karışık bir plajın karışık olduğunu farkında olmadan bir sabah oraya yüzmeye gidiyor. Günlerce gözlem yaptıktan sonra ve denizin ortasında bir şekilde hapis kalıyor. Yani orada sıkışıp kalıyor. Denizin içinden çıkamıyor. Çünkü sahile birkaç saat sonra insanlar gelmeye başlıyor. O denizdeki hesaplaşmaları üzerine bir hikayeydi.
Belgeselde de alternatif anlatılar denemeyi seviyorum ve özellikle Müslüman kadın bedeni üzerinden yapılan birçok temsile karşı alternatif durmak gerektiğini düşünüyorum aslında. Ve bir şeyi çok fazla betimlemeden, çok fazla göze sokmadan onu insanlara, o duygusunu aktarabilmek için uğraştım uzun bir süre. Bilmiyorum, umarım hani izleyenler beğenmiştir. Pandemi sonrası da şöyle bir şey oluştu. Hepimizin gördüğü gibi ve aslında Profesör Deniz Candiotti'nin bir röportajında okudum bunu. Şöyle bir şey diyordu, yani kadın emeğinin erkek emeğine göre, kadın vaktinin, kadın işinin erkek işine göre ne kadar göz ardı edildiğini, ne kadar aslında azımsandığını görmüş olduk bu pandemiyle birlikte. İkinci önemli nokta da kadınlar arası bir dayanışma var. Özellikle Batı ülkelerini çok bilmiyorum ama özellikle Türkiye'de annelerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın hani birbirlerine çok, özellikle çocuk bakımı konusunda, ev işi konusunda, kızı evliliğe hazırlama noktasında vesaire, yani çok fazla sosyal, kültürel, dini meselede kadın kadına dayanışmanın çok yüksek olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ve bu pandemiyle birlikte gördüğümüz şey, hepimiz yalnız kaldık evlerimizde, hepimiz sıkıştık. Ve bizim sıkışma sebebimizin en büyük, yani sıkışmamızın en büyük sebebi de aslında erkeklerin yerinden edilmesi. Yani onların kahvelerden, sokaklardan, parklardan bir şekilde evlere gelmesi ve kadınları daha çok sıkıştırması oldu. Bu nokta hem yani benim karakterimin kendi içinde, kendi kendine ve bu pandemide kalan kadınların kendi kendine ya da arkadaşlarıyla online yapmaya çalıştığı bir şey bence. Hani İngilizce'de negotiation diye geçen ve hani Türkçe'ye uzlaşma olarak çevirebileceğimiz kelime. Biz bir şeylerle uzlaşmaya çok yatkınız, uzlaşmaya çalışıyoruz. Ve bence işte tam bu noktada bu tür festivaller çok değerli. Çünkü bizim hikayelerimizi daha görünür kılıyor. Benzer çözüm, yani örnek alıyoruz. Ha, bu kadın böyle yapmış bu işte. Ben de bu şekilde bir taktik alıp hani kendi hayatımda bunu uygulayabilirim, çözebilirim. Bu nedenle ben hani sizin... yani yıllar önce kurduğunuz bir, nasıl tanımlamak gerekir bilmiyorum, Müslüman kadın platformu olan, bir düşünce platformu olan Reçeli, kadınların hikayelerini paylaştı Reçeli, Havle Derneği'ni ve şu anda da bu Wow Festivali'ni bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle oluşumların artmasını diliyorum. Bu şekilde, bilmiyorum ne kadar cevaplayabildim sorunu. Ben çok teşekkür ederim. Sorunun cevabından daha fazlasını duydum diye hissediyorum kendim adıma. Gerçekten umarım ilerleyen günlerde yüz yüze de böyle şeyleri birlikte konuşma, daha uzun konuşma şansımız olur. Kısa süremizde bu kadar aslında. Sonuna geldik süremizin. O yüzden buradan sonrasında belgeseli izleyip belgeselin kendisini konuşmasını dinleyeceğiz sanırım. Teşekkürler, çok sağ ol. Zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim Rümeysa. Kolay gelsin. Yüzmek çocukluğumdan itibaren hayatımın bir parçasıydı. Tıpkı yemek yemek ya da uyumak gibi. İstanbul'a gelip üniversiteye başladığımda örtündüm. Artık yüzmek eskisi kadar kolay olmayacaktı. Oysa deniz benim için büyük bir tutkuydu ve her yaz bir şekilde denize girmek için elimden geleni yapıyordum. O zamanlar haşama henüz üretilmemişti. Haşama... evet. Şimdilerde popüler olan şu garip kıyafetten bahsediyorum. Su geçirmeyen, çabuk kuruyan, vücut hatlarınızı belli etmeyen ama giydiğinizde size kendinizi uzaylı gibi hissettiren bir yüzme kıyafeti. İşte o yıllarda haşama bile icat edilmediğinden geriye tek bir seçenek kalıyordu. Bıkmadan, usanmadan aramak. Ege'de, Akdeniz'de ve hatta Karadeniz'de karış karış keşfe çıkıyor. Kimi zaman kızgın kumlarda saatlerce yürüyerek kimsenin olmadığı
o harika plaja ulaşmaya çalışıyordum. Bir gün arkadaşlarımdan biri, "Müjdem var sana," dedi. "Sadece kadınların yüzebildiği bir plaj açılmış. Gitsek mi?" Gittik. Evet, kadınlar oradaydı. Hem de haddinden fazla. Ama etrafta plaj falan göremedik. Deniz desen kayalık, bulanık, dibi görünmüyor. Yüzmeye çalışsan çer çöp, daha iyi bir ihtimalle başka birine çarpıyorsun. E hadi kıyıya çıkayım, güneşleneyim desen, yurdun dört bir yanından ezgilerle Anadolu ateşi yüreğini sarı veriyor. Bu itiş kakışın içinde bir de birbirini dikizleyen ve sürekli konuşan kadınlar var. Aa, ne giymiş o? Eşarbı da beline paraya diye bağlayıverdi valla. Ay şu selülitlere bak Allah aşkına. İnsan o göbekle girmeye utanır be. Sonra birden beş yıldızlı helal oteller türedi. Bize cennetten bir köşe vaat ediyorlarmış. Kadınlara özel havuzları, spa merkezleri, masaj salonları varmış. Plaja giderken çocuğuna hop diye bakıcıya veriveriyormuşsun falan. Bunların hepsi bana çok uzak şeylerdi. Ama maceradan da geri kalmıyordum. Bundan tam 25 yıl önce başörtülü olmayan bir arkadaşımla tatildeyiz. Normal bir otelde kalıyoruz. Normal derken haremlik selamlık uygulaması yok yani. Ön tarafta bir havuzu ve plajı, arka tarafta başka bir plajı var. Odamız da tam o ıssız plaja bakıyor. Şezlong yok, kafeterya yok, hiç kimse yok. İki gün boyunca pencereden bakıyorum. İçim gidiyor. Bomboş sahil. Arkadaşım diğer taraftaki havuza gidip geliyor. Ben hep penceredeyim. Sonunda kararımı veriyorum. Pazar sabahı hiç kimse yokken oradan denize gireceğim. Sabah 7'de oradayım. Büyülenmiş gibiyim. İyot kokusunu uzun uzun içime çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Tabii korku da var biraz. Etrafı iyice kontrol edip dış giysimi kumlara bırakıyorum. Uzun şortum ve askılı tişörtümle denizin içinde yürümeye başlıyorum. Suyun tenime değişini hissediyorum. Avuçlarıma değen denizi kokluyorum. Su buz gibi ama sanırım hiç umurumda değil. Yüzmeye başlıyorum. Yüzmüyorum da uçuyorum sanki. Bayağı da açılıyorum. Neden yüzerken kendime bu kadar özgür hissediyorum acaba? Sonra bir ara ne kadar açıldığımı kontrol etmek için plaja doğru bakıyorum. Yüreğim ağzıma geliyor. Plajda hareket eden karartılar var. Gözlerimi ovuşturup tekrar bakıyorum. Bu sefer tuz gözlerimi cayır cayır yakıyor. Bekliyorum. Biraz daha dikkatli bakınca kadınları, erkekleri ve çocukları daha net görebiliyorum. Son derece çaresizim. Çıkamıyorum bir türlü. Nasıl çıkayım? Başımı örttüğümden beri beni hiçbir erkek böyle görmedi. Yani dizlerimden aşağısı açıkta. Başörtüm yok. Ve kollarım kısa. Kendimi çırılçıplak hissediyorum. Artmaya başlıyorlar. Zaman geçiyor, yoruldum. Artık dönmem lazım. Bekledikçe kalabalık artıyor. Denizin ortasında katıla katıla ağlamaya başlıyorum. İlla ki çıkacağım buradan. Ama nasıl? Neden bu kadar utanıyorum? Utanç değil de, yani bu şey gibi, kötü bir şey yapmışsın utanmasından öte, inançla ilgili bir şey. Yani inancının gereğini yerine getirememek. Verdiğin sözde duramamak. Daha doğrusu o sözü aksatmak. Kardeşinin düğününe giderken uçağı kaçırmak ve törene katılamamak gibi. Bir de tabii yıllardır koruduğum mahremiyetimin uçup gitmesi var. Bikinisinin altını denizde kaybeden biri nasıl hissederse ben de öyle hissediyorum işte. Oh, parmaklarım uyuştu. Çıkmam lazım artık.
vücudum üşürken kafam yanıyor şu anda. Keşke şimdi şu deniz kabarsa da benim üstümü örtecek bir elbiseye dönüşüverse. Ya da birden şiddetli bir yağmur başlasa ve herkes kaçışsa. Belki de birinin ayağına deniz anası yapışır. Plaja ambulans gelir ve herkes onun başına toplanır. Ben de rahatça çıkarım. Hayır, bunların hiçbiri olmadı tabii ki. Neyse ki hala denizin içindeyim. Hala görünmezim. Bir kulaç. İki kulaç. Plaja yaklaştıkça kendimi daha da çıplak hissediyorum. Sanki herkes bana bakıyor. Yer yarılsa da içine girsem. Neredeydi benim giysilerim? İyice yaklaştım artık. Ayaklarım yere değdi. Normalde ne sevinirdim buna. Birazdan o kalabalığın içinde olacağım. Hiç belli etmeden kıyafetlerimi alıp yavaşça uzaklaşacağım. Evet, yapabilirim. Ne diyordum ben? Denize girmek özgürlük müydü? Neydi? Öyle bir şeyler işte.